Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruda kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette, kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Yani kaç yaşındasın? Herkes yaşını düşünsün. Ne anladım ben şu anda? Şu anda haletimle beraberim. Başka hiçbir şeyim yok. 100 yaşında da olsam öyle olacak. Ama ahirette her anı, her yaşın haletini, düşüncelerini hissedeceğiz. Birbirine karışmayacak. Yani hakikaten değmez. Bugün mesela namaz kılıyordum, akşam namazı, secdedeydim. Ne yaptıysa, saldırıya mı uğradım, birileri mi defoldu, bir şeyler oldu. Kalbim duracak gibi oldu. Bak 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 bir şeyler oldu. İnan sizi kandırırım ama Allah'ı kandıramam. Bak aynı, secdeyi koydum. Baktım pıt pıt etti. Hemen bir beyim geldi, ölüyorsun kalp krizi. Secdeden döndüm. Yani bitti ya, geliyorsun. Ne dedim biliyor musun? İnşallah. Bir baktım yok oldu. Meğer adammış. İnşallah deyince. Ama bir başkası yapsa, yani nurları bilmeyeni kastediyorum. Sizi değil. Bitti canı. Selamı verir. 112'yi çağırır hemen acile. Biraz da vicdansız doktorsa, dini bilmiyorsa. Ya çok kırpaya atlattın ya. Çok yani çok şey yaptın yani. Allah yaşayacak şeyin varmış. Allah rehmini de tahrik eder. Para, hele bir kuyumcuymuşsa parası falan koyunca işi sorar. Ne iş yaparsınız? Lan ne yapacaksın doktor işte adam gelmiş. Ne iş yapıyorsun? Kuyumcu musun? İşçi misin? De. Tamam, belli, o muamele farklı. O yüzden doktorum özür dilerim. Böyle değil. Ama çoğusu da öyle değil. Çoğusu öyle değil. Çok azdır. Ya mübalağa etmiyorum hakikaten azdır. Öyle vicdansızlar azdır. Çok az, az şeyle atlattın lan. Öyle bile olsa denmez be kardeş. Peki, insan yani niçin oluyor biliyor musun? Cesede fazla ihtimam vermekten kaynaklanıyor. Cesedi bir geçiş yeri kavşak görürse rahat ederiz. Ben size garanti veriyorum. Ölünceye kadar yaşayacaksın. Ölünceye kadar kesin yaşayacaksın. Kardeşim, ölümde niye korkuyorsun? Olmayacak bir şey mi başına geldi ki korkuyorsun? Niye korkuyorsun? Olmayacak bir şey miydi? Olacak bir şey. Bunun kısalığı, uzunluğunu da ona bırak. Sahibi kimse o. Keyfine bak ya. Otur adamın üzerine ya. Gemide bir adam var diyoruz da. Arabalı vapur sirkeciden geçiyor karşıya. Sırtında çanta var. Lan indirsene kardeşim buraya koysan herhalde dağdan geldi. Yok kardeşim belki gemi batardı. Lan batarsa zaten komple gidiyorsun. Yani gemideyken sırtında çantayı taşıyan adama benzer. Lan bu dünya gemisine yakını bıraksana ya. Ya tevekkül et ya. Tevekkül o. Tevekkül. O ne güzel vekildir. Hasbunallah. Ve nimel vekil. Değil mi? O ne güzel vekil. Bırak ona ya. İşini ona bırak. Diyeceksin ki vallahi bu derste oluyor da ders çıktıktan sonra tepemize biniyor. O da beşeriyettir. Ha? Peygamber'e demiş ki sahabeler aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah ben münafık mıyım? Sahabe soruyor. Niye? Ya senin yanında acayip oluyor. Çıktıktan sonra o gidiyor. Burada imanın kemali orada beşeriyetinizdir. Vücut var, beşeriyet var, iman-ı kamil var, İslamiyet var. Ama doğrusunu biliriz. Böyle pıt 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 geldi. Hiç aldırış etme. Sinirseldir, psikolojidir, biyolojiktir ve gerçektir. Ne olursa olsun Allah ile oluyor. Allahsız olmuyor. İşin başında Allah var. Allah varsa korkma. Bir kavga oldu, gürültü oldu. Tamam bir yerde. Almanya'da cami karıştı. Tamam böyle biz görev yaparken. Öyle bu antika bir şeyler oldu da. Ya falan dışarıdan duyuyorum canım. Ya hoca nerede ya? Hoca içer. Hoca içerideyse tamamen ne giriyorsunuz? Hoca işi bakar. Bak güvenilir birisi orada ise içeride bir gürültü oldu. Falan orada mı? He orada demek o işine bakar canım. Bizim içeriye girmemize gerek yok. Bir sıkıntı olmuştu kişiler arasında ona karşı. Hoca ise bakar. Aynı örnek gibi. Bu işin başında Allah mı var? Tamam Allah işini bilir.
Allah bilir değil mi işini? Tabii tabii. Allah'ım. Elhamdülillah. Tamam işin başında mı? Her zaman. Tamam ya. Tevekkül bu işte. Şu sorulan cevap ver. Allah işin başında mı? Allah işini çok iyi bilir mi? Bilir. Enini, boyunu, siyakını, siyakını. O zaman tamam işin başında. Ha, tevekkül bu. Bu sorulara cevap vermektir tevekkül. Bu manada.